Özbekistan devlet arşivlerinde çok sayıda Türk tarihine ilişkin belgeye rastlandı. Bunlardan en ilgi çekici olanı bir Osmanlı askerinin 1865 yılına ait pasaportu. Özbekistan'la Türkiye arşivleri arasındaki işbirliğine göre 2019 yılında Özbekistan'la ilgili 100'den fazla arşiv belgesi Türk arşivlerinden Özbekistan'a aktarıldı. Aynı şekilde Özbekistan Ulusal Arşivlerinde saklanan Türk tarihine ilişkin arşiv belgeleri de Türkiye'ye taşındı. Belgeler büyük çoğunlukla değiş tokuş edilmiş olsa da araştırmalar derinleştikçe yeni ve ilginç belgelere rastlandı. İşte bu belgeler arasında en dikkat çekeni ise bir pasaport oldu. Hem de bir Osmanlı askerine ait pasaport. Üzerindeki tarihe göre 1865 yılına ait pasaportta askerin fiziksel özelliklerine de yer verilmiş. Bu pasaportun Hiva Hanlığı dönemi arşivlerinden bugüne kadar ulaştığı tahmin ediliyor. Yine bu belgenin yanında Osmanlıca yazılmış başka belgeler de var. Belgeler halen Taşkent'teki Özbekistan Devlet Arşivlerinde saklanıyor. Hiva Hanlığı ile Osmanlı Devleti o dönemde çok iyi ekonomik, siyasi ve ticari ilişkileri sahip olduğundan Türk Devleti'nden gelen giden çok insan vardı. Askerler de gelmiş olabilir. Arşiv belgeleri o dönemde Hiva Hanlığı'nın konservatuarında saklanıyordu. İlginçtir ki o dönemlerde bu pasaportlarda hiç resim yoktu ve kişinin yaşı, göz rengi, yüz şekli, boyu, hatta geliş ve gidiş adresleri tıpkı bugünkü pasaportlarda olduğu gibi yazılmış. Özbekistan Cumhuriyeti Arşiv Ajansı şu anda 100'den fazla devlet arşivini bünyesinde barındırıyor. Değerli belgelerden oluşan eşsiz bir arşivi olan Özbekistan Ulusal Arşivi 9. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor. Özbekistan Ulusal Arşivlerinde 2 milyondan fazla arşiv belgesi bulunuyor. Özbekistan arşivlerinde sadece Türkiye değil, diğer Türk cumhuriyetleri ile ilgili keşfedilmemiş çok sayıda belge bulunuyor. Belgeleri incelemek, kopyaları ve deneyimleri arşivcilerle paylaşmak için her türlü işbirliğine açığız.